Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Değerli canlar, değerli Ehl-i Beyt dostları, ekranları başında bizleri izleyen çok sevgili izleyiciler, inanç dünyamıza hoş geldiniz. Efendim, bugün Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın doğum günü. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma anamızın ilk kız evlatları, Ehl-i Beyt hanedanının nuru didesi Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha. Bir diğer taraftan Kerbela'nın Kerbela'nın mesajcısı, musibetler anası Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha. Bu kutlu ve mutlu doğumu öncelikle asrın ve zamanın imamı Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın huzurlarına, tüm dünya Ehl-i Beyt dostlarıyla birlikte ekranları başında bizleri izleyen çok sevgili canlara tebrik arz ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu hafta yine Dünya Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Musa Hocam. Değerli canlar, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın doğum günü olması münasebetiyle bugün uzun bir süredir bahsini etmiş olduğumuz nübüvvet bahsine bu haftalık ara vererek değerli Hasan Hocam'la Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'yı konuşalım istedik. Zira Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha biz Ehl-i Beyt dostlarının, Ehl-i Beyt sevenlerinin boynunda özel bir minneti olan, tabiri caizse, bir şahsiyet. Ehl-i Beyt'in bir parçası, bir üyesi olmakla birlikte bugün eğer Kerbela yaşıyorsa, bugün eğer Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın davası en ince detaylarına kadar, en ince hatlarına kadar elimize ulaşmışsa, bu davada aslan payından bir tanesi de Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'ya ait. Dolayısıyla bir minnet borcumuz var Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'ya. Dolayısıyla Hazreti Zeynep'i konuşalım, Hazreti Zeynep'ten bahsedelim istedik bu hafta. Ben Hasan Hocam'a dönerek, Hasan Hocam, bu bölümde dilerseniz Ehl-i Beyt Hanedanı'nın ilk kız evladı, kerimesi, Ehl-i Beyt'in kerimesi Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın doğumundan isterseniz biraz bahsedelim. Daha sonra ahlaki yapısına, efendim şahsiyetine falan da beraberce eğilmeye çalışırız. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salatu selamı olsun Hazreti Peygamberimize ve onun itretine, ehli beytine ve hakeza 5 cemadül ula arabaylarından olan öyle bir günde kutlu ve mübarek doğum günü olan Hazreti Zeynep-i Kübra selamullah aleyhaya olsun. Allah bizi ve bizim evlatlarımızı katında kıyas edilmeyecek nitelikte olan Ehl-i Beyt'i gerçekten tanıyıp anlayıp onların sevgisiyle onlara itaat edip böylece Allah'a muti olan, itaatkar olan ve Yüce Yaradan'ın rızasını kazanan salihlerden, müminlerden ve müminelerden karar kılsın. Amin. Ve aynı zamanda Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecedeyiz. Rahmet gecesindeyiz. İslam dininde, Yüce İslam dininde bu gecenin ayrı bir yeri vardır. Evet. Ayrı bir ruhu vardır, muhtevası vardır. Bundan dolayı bizim ecdadımız İslam'ın öğretileriyle çok güzel gelenekler, adetler koymuşlar. Envatlarını, dünyadan ayrılan zihaklarını, yakınlarını anıyorlar, yad ediyorlar. Onlar için Kur'an tilavet ediyorlar, dua okuyorlar, selatu selam getiriyorlar. Onların hakkında hayrat, İhsan, lokma ikram ediyorlar. Bunlar İslam'ın güzellikleridir. Bu manada ekranları başında bizleri izleyen bütün Ehl-i Beyt sevdalılarının, Ehl-i Beyt dostların,
ve bütün canların envatını da yad ederek diyorum, Allah bütün envatımızı her iki cihanın efendisi olan, seyyidi olan, serveri olan Hazreti Peygamberimizin ve onun Ehl-i Beytinin izzet, keramet, rahmet sofrasında karar kılsın. Amin. Ve bizi bu yoldan ayrı salmasın. Amin. Evet, siz de sohbetin başında ifade buyurdunuz. Konumuz Perşembe günü usulü dini konuşuyoruz. Ve usulü dinin nübüvvet bölümünü konuşmaktayız. Peygamberlik bölümünü konuşmaktaydık. Fakat bugün özel bir gün olması hasebiyle Hazreti Zeynep halamızı mı diyelim artık, annemizi mi diyelim? Çünkü Hazreti Fatıma selamullah aleyhaya anne dediğimize göre bu bir yerde bizim halamız unvanını ifade etmektedir. Hazreti Zeynep-i Kübra selamullah aleyhanın kutlu doğumudur. Doğum günü olması münasebetiyle değil de aslında kadınların bir örneğidir Hazreti Zeynep demeyi yanlış buluyorum. Hakkı arayanların bir örneğidir Hazreti Zeynep. Hakka susamış insanların örneğidir Hazreti Zeynep. Allah'a kulluğu ve İslam'daki örnek kimliğin doğrudan örneğidir Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep iffetin, hayanın, Hazreti Zeynep takvanın, temizliğin öncüsü ve örneğidir Hazreti Zeynep. Bu yönleriyle dönüp baktığımız zaman, evet, Ehl-i Beyt evinde, Ehl-i Beyt'in sevincini, mutluluğunu ve onların çok farklı açıdan bu cümleyi arz etmek istiyorum. Onların istek ve arzularını hedefe ulaştıracak büyük bir viladetin, büyük bir doğumun adıdır. Beş Cemadil Ula, Hazreti Zeynep-i Kübra'nın doğumu. Doğrudur, kız çocukları ayrı bir yeri var. Hazreti Peygamberimiz buyuruyor ki, kız evlatları nimettir. Evet. Özel bir yeri vardır. Hatta şöyle bir cümle var. Eğer bir hanımın ilk evladı kız olursa onun ayakları daha uğurludur diye böyle tanımlar getirmişti. Kız çocuğunun yüce İslam peygamberinin ifadesinde ve yaşamında özel bir yeri vardır. Bu anlamda birinci mutluluğu bu manada Hazreti Peygamberimize Hazreti Zeynep'in annesi Hazreti Fatıma yaşatmıştı. Onun dünyaya gelişiyle peygamberin çehresi değişmişti. Hazreti Peygamber'e ayrı bir huzur, ayrı bir rahatlık sağlamıştı. Annesinin niteliğinde olacak bir hanımın da ayrıca Zehra'nın kopyası olan bir hanımın dünyaya gelmesi herkesten önce bu söz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Babasından, annesinden daha ziyade belki Hazreti Peygamber'i mutlu etmişti farklı açıdan. Yani farklı açıdan dediğim şudur, sadece torunluk açısından değil, hak dinin sahibi olarak, hak dinin koruyucusu olarak, hak dini doğrudan bütün yaşamında yansıtacak ve bütün insanların ilgisini çekip dindar kelimesinin gerçek izahı olmuştur Hazreti Zeynep. Bu anlamda herkesten çok çün en çok din sorumluluğu taşıyan herkesten çok Resulullah olduğuna göre Hazreti Zeynep'in de böyle bir karakter, böyle bir misyon üstlenmesi büyük bir mutluluk getirmişti. Ehl-i Beyt evinin Ali ve Fatıma'nın üçüncü çocuklarıydı. Birinci evlatları İmam Hasan'dır. İkinci evlatları İmam Hüseyin aleyhisselam'dır. Tarihte yıl olarak az da olsa bir ihtilaf vardır. Bir kısım tarihçiler diyorlar hicretin 5. yılında, bazı tarihçiler diyor ki hicretin 6. yılında
Cemadül Ula'nın 5. gününde Hazreti Zeynep-i Kübra mübarek gözlerini dünyaya açtı. Bir sevinç varıydı. Bir mutluluk varıydı doğrudan bu evde. Farklı bir mutluluk varıydı. Hazreti Peygamber Hazreti Zeynep'i onun kundağını kucağına aldığı zaman ona verdiği ad doğrudan Zeynep'in yaşamını izah etti. Zeynep'in geleceğini anlattı Zeynep. Ve İmam Ali'ye soruyor ki çocuğunuzun adını koydunuz mu? İmam Ali aleyhisselam arz ediyor ya Resulullah sizden öne geçmedik. Peygamberimiz Zeynep-i Kübra'nın kundağını kucağına alarak buyuruyor ki ben bu azizemin adını Zeynep ki kısaltılmışı Zeynep'ti. Babasının ziyneti, Ali'nin ziyneti, Ali'nin süsü. Zeynep adını verdi ve doğrudan Hazreti Zeynep de Zeynep oldu. Çocukluğu Hazreti Zeynep'in selamullahi aleyha'nın Hazreti Peygamber'in Medine dönemi sıkıntılarla, sorunlarla, streslerle, ne bileyim belalarla, tufanlarla iç içe geçmiş. Yani huzurlu bir yaşam, keyifli bir yaşam, ekonomisi yerinde, ne bileyim fikri rahat, toplumu rahat, böyle bir yaşam değil. Her gün farklı sorunlar, dıştan farklı saldırı haberleri, ekonomik sıkıntılar, her biri ayrı bir sorun uydu bu evde. Ama Ehl-i Beyt'i zerre kadar bu maddi sorunlara, zerre kadar bu maddi sorunlara aldırmamış. İtina bile etmemiş. Yani onlar bütün teveccühleri, bütün dikkatleri bu aleme niçin gelmişiz? Yani bizi bu aleme getiren bizim rızkımıza kefildir anlayışıyla az olduğu zaman az yemişler, çok olduğu zaman çok yemişler. Bu anlamda ekmek peşinde koşan bir hane olmamışlar. Ve bu evde terbiye gören insanlar, Hazreti Zeynep tarih yazıyor, çocuğuydu, çocukluk dönemiydi. Tabii böyle bir karakter normaldır, doğaldır. Allah'ın sünnetinde var olan bir gerçektir. Zeynep, Ali ile Fatıma'nın karakterini taşıyordu. Nenesi Hazreti Hatice selamullah aleyha'nın karakterini taşıyordu. Dedesi Resulullah'ın karakterini taşıyordu. Hazreti Zeynep sıradan bir hanım değil. Ben hatta değerli Musa Hocam düşündüğüm zaman şöyle bir şey diyorum. Yani Risaleti dini İmam Hüseyin diriltmişti. Hüseyin'i de Zeynep diriltmişti. Eğer Kerbela olmasaydı din gerçekten tahrif olmuştu. Tahrif olmaya yüz tutan dinin önünde Hazreti Hüseyin kanıyla set çekti. Bütün tahrif düşüncelerini kanıyla yıkadı ve ortadan kaldırdı. Hazreti Hüseyin'in kanının da kaybolmasına Hazreti Zeynep engel oldu. Evet. Yani budur ki bir karakter ki yani şunu arz ediyorum. O çocukluk dönemine baktığımız zaman mutlu bir aile, mutluluk evi. Neden mutluluk? Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Allah dinine göğüs geren insanlar bu evde dünyaya geliyor. Bunun mutluluğu var. Allah'ın dinini yaşamıyla, ahlakıyla, söylemiyle bütün beşere yansıtacak Allah dostları bu hanede dünyaya geliyor. Bunun mutluluğu var. Bunun mutluluğu. Sadece işte çocuğumuz oldu, Allah yüzümüzü güldü, bu ailemizin sayısı çoğaldı. Bu açıdan bakmıyorlar. Yani kemiyete bakmıyorlar, keyfiyete bakıyorlar burada dünyaya gelen ve az önce arz etmek istediğim örnekte tarih yazıyor Hazreti Peygamberimizin mescidine bir musafiriydi ve Medine'nin garibesiydi. Gariban bir insanıydı. Musafir oldu. Günün şartları yok, otel yok, bilmem ne yok. İnsanlar genelde ya tanıdıklarına misafir olurdu veya bazı insanlar misafirperver olurdu ki insanlar o evlerde konaklıyordu. Adam Resulullah'ın mescidinde akşam namazı ikame edildi. Namazdan sonra ayağa kalktı.
arz etti. Ya Resulullah dedi, ben bu şehrin garibiyim, burada yakınım falan yoktu. Birisi beni misafir eder mi diye bir soru sordu. Hazreti Peygamberimiz de yüzünü tuttu ashaba. Ashab da gerçekten sıkıntılı dönemler geçirmişler. Varını yokunu birlikte paylaşmışlar. Onun için gerçekten bunları anlatırken kendi kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bu nimetin nazın içerisinde Allah'a şükretmememiz, ibadetleri önemsemememiz, ne bileyim yani hırsızlığa gitmemiz, başkalarının malına göz koymamız, soframızda 10 çeşit var, 100 çeşide çıkarmaya çalışmalarımız ve yani biz sadece maddiyatın esiri olmuşuz, kölesi olmuşuz. Maneviyatı unutmuşuz. Sanki değerlerimizden, örneklerimizden kopmuşuz. Ve Peygamberimiz yüzünü döndü ashabına. Bu misafirimizi dedi, kim bu gece konaklar? Kimseden ses çıkmadı. Az da tabii akşamdı, karanlık çökmüş. Mescidin karanlığı. İmam Ali Aleyhisselam oradan seslendi. Ya Resulullah, ben konaklarım, misafir ederim. Adamı getirdi eve. İmam Ali Aleyhisselam eve girdi. Hazreti Zehra anamıza selamullah aleyhaya sordu. Zehracan, evde misafire ikram edecek bir şey var mı? Dedi ki Alican, Zeynep-i Kübra'ya çocuktu, ayırdığım az bir sütle ekmek var. Çocukluk dönemiydi. Diyor yani karı koca olarak İmam Ali ile Hazreti Fatıma kendi aralarında konuşarken Hazreti Zeynep de bu sözü duydu. Oradan hemen ilerledi, arz etti ki anneciğim dedim, misafirimiz var, ben önemli değilim. Misafire ikram edin, biz öyle uyuruz. Biz bir evden, bir aileden bahsediyoruz ki bunların sadece sözleri değil, bunların her anları, her yaşamların her noktası doğrudan bize insanlığımızı, bize insan olduğumuzu hatırlatıyor. İnsanlığın ne demek olduğunu tarif ediyor, izah ediyor, açıklıyor. Hazreti Zeynep böyle bir Zeynep'ti. Çocukluk döneminde misafire ikramın, bir insana karşı ikramın ne demek olduğunu, hani aynı insan suresindeki geçen bu evet. İtam bahsindeki genelde değerli canlarımız biliyor, artık o konuyu aşmak istemiyorum. Demek ki bunların ruhunda var olan bir hakikattır. Hazreti Zeynep'in bu karakteri tamamen babasının karakteriydi. Tamamen annesinin karakteriydi. Bu onun ceddi Resulullah'ın ve onun doğrudan ninesi olan Hazreti Hatice-i Kübra selamullah aleyha'nın karakteridir. Günümüz dünyasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de de bu konulara işare edilmişti. Hazreti Peygamberimiz ve imamlarımız çok açık, net bir şekilde birçok meseleyi halka açıklamıştı, aydınlatmıştı. Baba ve ananın ruhi yapısı ve ahlaki yapısı miras olarak evlatlara intikal eder. Yani geçer. Böyle değil ki bir babanın cesareti, onun cömertliği, onun insan duygusu onun kendi ruhunda, bedenine sıkışmış, onda kala. Böyle değil. Bu evlada sirayet edir. Miras olarak bu intikal etmektedir. Meşhurdu yani bu konular günümüzde. Bilim de bunu net olarak beyan etmektedir. Sadece insanoğluna da sınırlı değil, diğer canlılarda da bu özellik vardı. Bir canlının özelliği, sahip olduğu karakter onun evladına da intikal eder. Genetik olarak intikal ediyor, evet. Evet. Ve var ki diyor işte tarihte adam Medine'de genciydi, genç bir aileydi, evlenmişydi. Çocukları oldu, çocukları zenci olarak dünyaya geldi. Adam baktı, ya ben beyaz, hanımım beyaz. Nasıl olabilir bizim çocuğumuz zenci olsun? Hanımından kuşkulanmadı. Hanım dedi, bu neyin neslidir? Yani ben beyaz, sen beyaz. O da yemin etti ki, bey benden kuşkun olmasın, ben yanlış bir iş yapmamışım. Adam genç çocuğunu aldı, Hazreti Peygamberimizin huzuruna geldi. Mescid-i Nebi'de Peygamberimizin
mescidinde ve namaz vaktiydi. Peygamberimiz namazı eda etti. Namazı kıldıktan sonra bu genç adam bebeğini Hazreti Peygamberimizin önüne koydu. Dedi ya Resulallah bir buna bakın, bir de bana bakın. Annesi de aynı benim gibi beyaz. Nasıl olabilir, ben eşimden de şüphe duymuyorum. Orada işte bir kısım insanın geninde bir kısım şeyler ki genler vasıtasıyla miras olarak geçmekteydi. Demek ki sadece insanın fiziki yapısı değil, siması değil, eli kolu değil. Aynı zamanda ruhi ve ahlaki yapısı da genler vasıtasıyla evlatlara intikal etmektedir. Hazreti Peygamberimiz buyurdu ki, zerre kadar eşin hakkında şüphen olmasın. O gün gen meselesini gündeme getirdi. Genetiğin ne demek olduğunu o gün gündeme getirdi. Ve Hazret buyurdu ki, senin veya eşinin bilmem ta ilerideki dedelerinden biri zencidir. Onun geni bu noktada çocuğun oluşmasına sebebiyet vermişti ve ona çekmişti. Onun rengini almıştı. Yani insan renginde böyledir, insan ruhunda böyledir ve enbiya da böyledir. Bu manadadır ki biz özellikle Şia'nın inancıdır bu. Yani bizim inancımızda Alevi'nin inancıdır bu. Peygamberlerin babası mümin olurlar. Evet. Mümin babadan, mümine anneden onlar dünyaya gelirler. Onların baba anneleri ateist, müşrik, puta tapan bunlar olmazdı. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, zurriyetun ba'duha min ba'z. Bunlar bir kısım nesillerdi, soylardılar ki birbirlerindendirler. Yani İsmail ruhunu İbrahim'den almıştı. İshak ruhunu İbrahim'den almıştı. Yakup ruhunu İshak'tan almıştı. Yusuf ruhunu Yakup'tan almıştı. Bu ruh, bu yapı hep böyle devam etmekteydi. Hazreti Zeynep-i Kübra selamullahi aleyha bir karakter dedi ki, o sadece bir tarafında sanki ruhunu, ahlakını almamıştı. Daha çocuk uydu. Peygamber bu çocuğu tanıtırken, bak altını çiziyorum, hem bunun geleceğinin ne olacağını belirliyor, hem bunun karakterinin ne olacağını Hazreti Peygamberimiz ortaya koyuyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, benim bu Zeynep'im bir hanımdır ki, herkes buna gözyaşı dökse, Allahu Ekber, niye ağlayak Zeynep'e, niye ağlayalım biz? Yani ister istemez risaleti idrak etmeyen, derk etmeyen, anlamayan bir insan o gün şüphe duyardı. Yani niçin peygamber böyle şeylerden bahseder? Ama risaleti anlayan biliyor ki bu kendi tarafından konuşmuyor. O her şeyden haberdar olan Allah'ın diliyle konuşuyor ve gelecekteki hadise ve olayları aydınlatıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki herkes benim bu Zeynep'ime. Zeynep kaç yaşındadır? 4 yaşındadır. Zeynep 4 yaşında Hazreti Peygamber onun gelecekteki misyonunu, karakterini, yapacaklarını anlatıyor. Buyuruyor ki herkes benim bu Zeynep'ime ağlarsa, gözyaşı dökerse, altını çiziyorum, sevap kelimesini kullanmıyor peygamber. Herkes benim bu Zeynep'ime ağlarsa onun kardeşi Hasan ve Hüseyin'e ağlayanlara ağlamıştır. Sevap kelimesini kullanmıyor, altını çizelim. Herkes, yani Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e ki iki masumdur, iki imamdır. Bu ikisine ağlamak, Hazreti Zeynep'e ağlamakla eşdeğerdi. Hazreti Zeynep'e ağlamak, bu ikisine ağlamakla eşdeğerdi. Peki Hazreti Hasan aleyhisselama ağlayan bir insan nasıl bir kıyamet gününde bir sahneyle karşılaşacaktı? Peygamberimiz buyuruyor ki Hasan'a ağlayan gözler kıyamet günü bütün gözler ağlarken o gözler ağlamayacaktı. İnsanlar korkudan ağlayacak, hüzünden ağlayacak, vaveyla çekip ağlayacak. Ama İmam Hasan'ın aşkını, sevdasını, onun doğrudan makamını idrak edip onun mazlumiyetine gözyaşı döken insan, yani bir yerde hakkı savunur bu gözyaşıyla, o insan kıyamet günü ağlamayacaktı.
Hazreti Hüseyin'i ağlayan insan da buyuruyor ki kıyamet gününde o şefaate, rahmete ulaşan insan olacaktı. Yani o zaman, toparladığımız zaman Hazreti Zeynep'e ağlayan insanların gözleri kıyamet günü ağlar kalmayacak. Ehl-i Beyt'in şefaatiyle beraber olacaklar ve Yüce Yaradan'ın rahmeti o insanları kuşatmış olacaktır. Bu bağlamda Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın nasıl bir yapı, nasıl bir duygu içerisinde olduğunu çok net olarak görmekteyiz ve bunu çok net bir şekilde fark etmekteyiz. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha annesiyle babasıyla öyle çok hoş, mutlu günler fazla geçiremedi. Arz ettim, hicretin, Peygamberimizin hicretinin 5 veya 6. yılında dünyaya gelmişti, mübarek gözlerini açmış ve hicretin 10. yılının sonunda 11. yıla girerken Hazreti Peygamberimiz bu dünyadan irtihal etmişti, ayrılmıştı. Yani dedesiyle 5 veya 6 yıl vardır. Peygamberimizden sonra çok kısa bir dönem, 3 aylık bir süre sonra Hazreti Zeynep annesini de kaybediyor. O çocukluk yaşından Hazreti İmam Ali'nin evinde sanki bir anne görevini, bir anne misyonunu üstlenerek hareket ediyor. Gerçi mutlu doğum günüdür ama şunu anlatmak istiyorum. Farklı bir yapısı vardı. Fizze Hanım anlatıyor, diyor ki Hazreti Fatıma anamızın şehadetinden sonra, vefatından sonra Hazreti Zeynep bir kısım şeyler yapıyordu ki o evde artık yaşamak bizim için imkansız oluyordu. Neden diye sordukları zaman o 5 yaşındaki olan Hazreti Zeynep namaz vakti geldiği zaman diyor annesinin çarşafını alıyordu ve namaza duruyordu. Aynı annesi Zehra gibi Allah'ı çağırıyordu ve Allah'la münacat ediyordu. Onun için diyor ki Zeynep'in bu hal hareketleri evde herkesi etkisi altına almıştı. 5 yaşındaki olan, 6 yaşında olan Hazreti Zeynep annesinin 5 yaşında, 6 yaşında kopyası olmuştu. İbadeti Allah'a, kulluğu, Allah'la münacatı, Allah'la sohbeti bu kadar önemsemişti ve ortaya koymaktaydı. Bizler ne olar yani Müslüman olarak Müslümanlık artık şiara dönmüş. Müslümanlık ne bileyim artık hani Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi insanlar arasında sanki bir İslam dini üzerinden zahiri olarak bir kendini üstün gösterme ruhu var. Bir kibir ruhu var. Hani Kur'an diyor el-hakumu tekasur hatta zurtumul megabir. Öyle bir hale gelmişiz ki ben daha iyi Müslümanım. İyi Müslüman olan bir insan genelde bu sözleri kullanmaz. Evet. Yani biz sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri insanların gönlünü hoş etmek için dinimizi ayaklar altına alıyoruz. İnsanlara taraftar toplamak için dinimizi bir hiçe sayıyoruz. Dünyamız güzel geçsin diye ahiretimizi viran ediyoruz. Özünde Ehl-i Beyt'i devamlı konuşmalıyız. Peygamberimiz buyuruyor ki, evlerinizde Ehl-i Beyt'in isimleri olsun, Zehra'nın adı olsun, Fatıma'nın adı olsun, Zeynep'in adı olsun ve bu adı taşıyan kızlarınızı hiçbir zaman vurmayın, dövmeyin. Bunlara karşı yanlış yapmayın. Bunların adı üzerinden çocuklarınızı bunların karakterine yöneltin.
Burada özellikle Musa Hocam bir şeyin altını çizmek istiyorum. O da şudur. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman hiçbir erkek İmam Ali olamaz. Hiçbir erkek İmam Hasan veya İmam Hüseyin olamaz. Hiçbir hanım da Hazreti Zehra olamaz, Hazreti Zeynep olamaz. Olanmaz yani. Bunun imkanı yoktur. Niye yoktur falan, o kendi yerinde. Kendi yerinde. Ama o olamaz. Fakat onlara benzemesi gerekiyor. Bizden sayılmanız gerekiyor. Bizden sayılmanız dediği nedir? Doğru bir inanca sahip olmalıdır. Vasıfları, İslam vasıfları olmalıdır. İnsani vasıfları olmalıdır. Ahlaki değerleri olmalıdır. Ehl-i Beyt'e doğrudan okşamamız, benzememiz gerekiyor. Eğer Hazreti Zeynep 5 yaşından Allah'la münacat etmeyi bu kadar özenen, seven biri ise biz mümkündür diyoruz ki çocuklarımızı Allah'la tanıştırmamız, Allah'la konuşturmamız, çocuklarımızı bozarız canım. Çocuklarımızı konuşturmayalım. Henüz bunun yaşı ne ki canım? Bunun yaşı daha Allah'la konuşmak değil. Peki neyle konuşturalım, sadece tanıştıralım? Yanlış anlaşılmasın. Biz kaç program yaptık ve inşallah devam edeceğiz aynı programlar da. Cumartesi programlarımızda rahmet elçisi Hazreti Peygamber, peygamber doğrudur. Peygamber buyuruyor ki çocuklarınıza oyun ortamı hazırlatın, oynatın. Ama çocuklarınızı her zaman, her vakit Allah'ın adıyla tanıştırın. Allah'ın vasıflarıyla tanıştırın. Eğer çocukluk döneminde tanıştırmazsanızsa büyüdükten sonra kolay kolay o çocuklar Allah'ın adıyla, yoluyla tanışmayacaktı. Evet. Ben sözü İmam Ali'den bir cümleyle noktalamak istiyorum bu şeyde. İmam Ali, İmam Hasan'a hitap ediyor ama İmam Hasan'ın şahsına munhasır değil. Bütün evlatlarını aynı cümleyi kullanıyor ve bütün babalara bu cümlesinin üzerinden İmam Ali, evlada insan ne zaman ahlakı, karakteri, inancı, İmanı, aşkı, aşılar öğreten, İmam Ali buyuruyor ki ya buneyye febadertuke bil edeb kable en yaksuve kalbuk. Oğlum Hasan, o gün senin eğitimine, terbiyene başladım ki kalbin kararmadan önce, fikrin bozulmadan, elin ayağın bozulmadan önce seni eğitmeye başladım. İnsanın çocukluk dönemi temizlik dönemidir. Temiz dönemiydi. O temiz döneminde çocuklarımıza Allah aşkını vermesek şeytan onun yerini dolduracaktır. Ağzınıza sağlık hocam. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet değerli canlar, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Evet değerli canlar, tekrar birlikteyiz. Hazreti Zeynep selamullah aleyha'yı konuşuyoruz. Tarihte nakledilir. Hazreti Zeynep selamullah aleyha dünyaya gözlerini açtığı vakit bir kundağa sararlar ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in kucağına verirler. Hazreti Peygamber Efendimiz kendisini Zeyneb, Hasan hocamın da ifade ettiği üzere yani babasının süsü, babasının ziyneti olarak isimlendirdikten sonra seslenir kendisine. Zeynep, Zeynep, Zeynep diye. Ancak Hazreti Zeynep gözlerini açmaz. Annesinin kucağına verirler. Annesi de seslenir 3 kez Hazreti Resulullah gibi. Ama Hazreti Zeynep yine gözlerini açmaz. Olur ya, belki babasının sesi Hazreti Zeynep'in gözlerini açmasına neden olur diyerekten Hazreti Zeynep'i Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın kucağına verirler. Hazreti Zeynep selamullah aleyhaya seslenen İmam Ali aleyhisselama da gözlerini açarak cevap vermez. En son Hazreti İmam Hasan aleyhisselamın kucağına verirler büyük abisi. Belki onun sesiyle gözlerini açar ancak yine Hazreti Zeynep gözlerini açmaz. Ve nihayetinde Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam kucağına verin. Belki Hüseyin'den dolayı gözlerini açar dediklerinde Hazreti Hüseyin aleyhisselam Hazreti Zeynep'in kundağını kucağına alır. Daha ilk seslenişle Zeynep dediğinde Hazreti Zeynep'in gözlerini açıp
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gözlerinin içine baktığını ve gülümsediğini naklederler. Dolayısıyla Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha ile Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam arasında özel bir bağ, özel bir ilişki, özel bir alaka, sevgi ve muhabbet vardır. Belki de bu münasebettendir. Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha evlilik yaşına geldiğinde amcasının oğlu Abdullah bir vesile ile kız isteme merasimi gerçekleştirdiğinde İmam Ali Aleyhisselam aynen annesi Hazreti Fatıma'nın evliliğinde peygamberin sergilemiş olduğu örnek tavır gibi önce kızıma sormalıyım diye cevapladığında Hazreti Zeynep'le istişare halindeyken kızım seni amcanın oğlu Abdullah istiyor ne dersin diye kendisiyle müşavere ettiğinde veya meşveret ettiğinde Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha olur cevabını vermeden evvel Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'a bir tek şartı olduğunu söyler. O da şu ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam nereye giderse ben de onunla giderim. Her gün Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı görmem gerekir. Hazreti Hüseyin'den ayrılmayacağım. Bu şartlarla olur tabirini vermiştir. Ve bu nedenledir ki görüyoruz Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a adım adım yaşadığı süre boyunca takip etmekte ve onunla birlikte onun yolunda onun hedefleri doğrultusunda hareket etmektedir. Buradan yine tüm dünya Ehlibeyt dostları ile birlikte siz ekranları başında bizi izleyen canlara Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın bu kutlu ve mutlu doğumunu tebrik arz ederek ikinci bölümü Hasan hocamla devam etmek üzere dönüyorum. Şimdi Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'yı konuşuyoruz Hasan hocam. Az önce sizler de ifade ettiniz. Yani Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha veya daha genel bir tabirle Ehl-i Beyt imamları ve Ehl-i Beyt hanedanının tamamı Kur'an'ın ete kana cana bürünmüş canlı halidir dersek ne mübalağa olur, ne yalan olur, ne de abartı olur. Aslı budur. Yani çocukluk dönemlerinden tutun, dünyaya geldikleri, dünyayı şereflendirdikleri ilk andan tutun, beka alemine irtihal ettikleri, bu dünyayı terk ettikleri son dakikaya kadar Kur'an nasıl bir insan modeli istiyor? Allah nasıl bir kul istiyor? Kur'an nasıl bir kulu tasvir ediyor, şablon olarak önümüze koyuyor? Ehl-i Beyt imamlarının, 12 imamların ve onların hanedanını, yani Ehl-i Beyt'in her bir ferdi, imamlarımızın haricinde olan her bir ferdi de dahil olmak üzere, bu ideal insan modelinin ete kana cana bürünmüş hali. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha da bunlardan istisna değil. Sizin anlattıklarınızdan benim kısaca toparlayabildiğim bunlar. Yani Hazreti Zeynep de bir nevi Hazreti Fatıma anamızın bir kopyası. İlmiyle, takvasıyla, konuşmasıyla, bilgisiyle, tavır ve davranışıyla. Bu bağlamdan hareket edecek olursak hocam, kısaca isterseniz bir Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın kişiliğinden ve Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha'nın İslam dinine yapmış olduğu hizmetlerden bahsedecek olursak neler söylenir? Son hocam, tabii siz az önce bir kelime buyurdunuz. Ehl-i Beyt, Kur'an'ın hala ete kana bürünmüş hali veya Kur'an'ın yaşanır hali. Bunu özellikle biz nereden diyoruz? Hazreti Peygamberimizin mutevatir, meşhur olan hadisinde Peygamber buyuruyor ki Kur'an ve Ehl-i Beytim hiçbir zaman birbirinden ayrılmazlar. Orada bir tabir var Peygamberimizin. Len yefteriqa hatta yerida aleyyel havs. Kur'an'la Ehl-i Beytim hiçbir zaman ayrılmayacak. Yani ne demek?
Kur'an'da var olan bir şey eğer imamlarda olmazsa, Kur'an'da var olan bir şey eğer imamlarda olmazsa o zaman ayrılmış olur. İmamlarda var olan bir şey Kur'an'da olmazsa yine ayrılmış olur. Arap edebiyatı bilen dostlar olsa bilerler. Len harfi Arap edebiyatında nefye ebeddir. Yani asla böyle bir şey olamaz. Onun için Hazreti Peygamber buyur ki Kur'an'la Ehl-i Beyt asla ayrılamaz. Len yefteriko. Hatta Kevser havzunun başında bana gelinceye dek birbirlerinde. Kur'an'ın hala getirdiği en önemli insanın karakterinde, Allah'ı tanımasında, topluma bakışında, topluma hizmetinde en önemli nitelik ve vasıflardan biri ilimdir, bilgidir. Ancak bir şeyin altını çizelim. İlim o zaman bir insan için değerdir ki o ilim onu kibirlendirmeye, onu insanlıktan çıkarmaya, onunla Allah arasında hicap olmaya, onunla halk arasında bir engel olmaya. Eğer bir insan bilgisiyle Allah'tan uzaklaşıyorsa, haşa Allah'ı tanımıyorsa, eğer bir insan bilgisiyle kendini ilahlaştırıp, halkı tahkir edip, köleleştirmeye çalışıyorsa, o bilgi aslında bir karanlıktır, bir zulümattır onun için. Bilginin demek, hatta Kur'an'ı tanım da bu noktadadır. Nur olan bilgi, o bilgidir ki, o bilginin içerisinde insanlık yata, Allah'a tapmak yata, yani bilgi sahibi doğrudan Allah'a kul ola ve halka karşı da insanperver ola, insansever ola, insana içi yanan ola. Ehl-i Beyt'in en önemli özelliklerinden biri, onlar bilgilerini Allah'tan alan insanlardılar. Hazreti Zeynep, biz 14 masum dediğimiz zaman, 14 masumun üyeleri 12 imamdır, Hazreti Fatıma anamızdır ve Hazreti Peygamberimizdir. Bunlara 14 masum diyoruz. Hazreti Zeynep bu 14 masumun dışındadır. Ama hiç kimse diyemez Hazreti Zeynep günahkar bir insandı. Hazreti Zeynep burada bu hatayı, bu günahı yapmıştır sözünü kimse kullanmamış, kullanamaz da. Çünkü öyle bir hareketi olmamış dünya yaşamında, onun hayatında. Yani bir başka deyişle o masumun talisidir, masumun peşinde gelen, masumun kopyasıdır, masumu izleyen bir kimliktir. Sahip olduğu bilgiyle. Öyle bir bilgiye sahiptir ki, ben buradan yola çıkmak istiyorum ki, öyle bir bilgiye sahiptir ki meşhurdur. Kerbela vakasından sonra Kufe pazarında öyle ki halk toplanmış idi esirler kafilesini karşılamaya. İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam, halası Hazreti Zeynep'in o ruhları, fikirleri uyandıracak, zulüm tahtlarını yıkacak, insanları kölelikten azat edip insanlığa ulaştıracak o konuşmasını gördüğü zaman, ki birçok insan diyor ki Hazreti Zeynep Kufe pazarında konuştuğu zaman biz öyle bildik ki Hazreti Ali konuşuyor. Evet. Hem Hazreti Zeynep'in ses tonajı, hem Hazreti Zeynep'in hitabe şekli, hem Hazreti Zeynep'in cümlelerinin ifade niteliği. İmam-ı Zeynül Abidin buna bakarak döndü Hazreti Zeynep'e, dedi ki ya emmeta ente alimetun gayre muelleme. Hala, dedi, sen bir bilensin öğretmensiz. Yani sen bilgini Allah'tan almıştın. Ve bu bağlamda demek ki biz şunu görmekteyiz. Hazreti Zeynep gerçekten İslam'ı yutmuş ve İslam'ı tamamen ruhuna, fikrine, aklına, hayatına yerleştirmiş, İslam'ın örnek bir şahsiyetiydi ve örnek bir kimliğiydi, örnek bir karakteriydi. Faziletlerin
kerametlerin ve şerafetlerin ölçüsü olmuştur Hazreti Zeynep. Bu Hazreti Zeynep'in bu yapısı, bu ilmi yapısı, altını çiziyorum, bu ilmi yapısı sanmayalım ki büyüdükten sonra sadece babanın Hazreti Ali'nin mektebinde bir kısım eğitimle aldı da oradan başladı. Hayır. Allah doğuştan ayrı bir nazarla, ayrı bir bakışla bu eve bakıyor, Hazreti Zeynep'e bakıyor. Hazreti Zeynep'e ayrı bir değer vermişti. İslam ravilerinden Sünni Şia herkesin kabulü olan ünlü ravilerden biri İbni Abbas'tır. İbni Abbas'ın naklettiği Hazreti Fatıma'nın meşhur Fedek hutbesini İbni Abbas diyor ki, bunu Hazreti Zeynep naklediyor ki, öyle ki peygamber dünyaya veda ediyor. Peygamber dünyadan ayrıldıktan sonra Hazreti Peygamberimizin mirası desek yanlıştır, miras değildir. Evet. Hayatında kızı Hazreti Fatıma'ya bağışladığı fedeye hükümet el koyuyor, hilafet el koyuyor. Hazreti Fatıma karşı çıkıyor ve Hazreti Fatıma anamızdan bu noktada kanıt istiyorlar. Hazreti Fatıma kanıt götürüyor. Kanıtları kabul etmiyorlar ve diyorlar ki hadislerde duyduk. Hazreti Fatıma Kur'an'dan ayet getiriyor. Onlar diyor ki biz peygamberden işittik, peygamberler mal, mülk, miras bırakmaz. Gerçi bu miras değil, hayatında verdiği bir şeydi. Bununla birlikte Hazreti Fatıma diyor ki hayır, peygamberler de miras bırakar. Ve Kur'an'dan ayet getiriyor. Ayette diyor ki Hazreti Süleyman babası Davud'dan miras aldı. Örnekler veriyor böyle. O zaman diyorlar ki biz onları bilmeyiz. Yani demek istediğim Hazreti Fatıma'nın Fedek hutbesi diye ki bu hutbe sadece fedeyi isteme hutbesi değil, altını çiziyorum. Bu hutbenin içerisinde me'rifetullah var. Bu hutbenin içerisinde ilahi elçinin, Allah Resulü'nün risaleti var. Bu hutbenin içerisinde velayet var. Bu hutbenin içerisinde hakkun nas var, halkın hakkı. Bu hutbenin içerisinde kıyamet var. Böyle bir hutbe. İbni Abbas, Hazreti Fatıma anamızın Fedek hutbesini naklederken diyor ki bunu Hazreti Zeynep-i Kübra'dan naklediyorum ki annem Fatıma peygamberin mescidinde elinden alınan fedeyi savunurken böyle konuştu. O konuşma metnini naklediyor. Hazreti Zeynep o zaman kaç yaşındaydı? Az önce dedik. Evet. 5 yaşındaydı. Veya en fazla olsa 6 yaşındaymış. 5 yaşındaki bir insanın camide, mescitte nakledilen, Mescid-i Nebi'den nakledilen, o da mana dolu, mesaj dolu bir masumun sözünü aynı şekilde nakletmesi, bu kimliğin sıradan bir kimlik olmadığını, bu karakterin sıradan bir karakter olmadığını, gerçekten bunun bir dahi olduğunu, bunun bir ilahi lütuf olduğunun bir göstergesidir. Hazreti Zeynep, tabii sözümüz bu oldu, İslam'a hizmetini sahip olduğu o Kur'an'ı karakteriyle, o ilahi bilgisiyle, o peygamberin sünnetini tanımasıyla, o babası Ali'nin yolunu tanımasıyla yapmıştı. Tarihte meşhur olan özellikle değerli Musa Hocam, Hazreti Zeynep'in unvanlarından biri o İslam toplumunun öğretmenidir. İslam dininin, İslam bilgisinin gerçek ustalarından biri Hazreti Zeynep-i Kübra olmuştu. Üç farklı dalda öğretmenlik yapmıştı. Bir, öyle ki İmam Ali özellikle altını çiziyorum, Kufe'ye geldiği zaman Kufeli hanımlar toplandı, İmam Ali'ye müracaat ettiler. Ya Ali, izniniz olursa kızınız Zeynep-i Kübra'dan biz istifade etmek istiyoruz, yararlanmak istiyoruz, öğretmenimiz olmasını istiyoruz. İmam Ali buyuruyor ki tabii, neden olmasın? Hazreti Zeynep-i Kübra'nın Kufe'de Kur'an tefsiri dersleri başlıyor. Yani hani diyoruz ya Kur'an'ı doğru şekilde kimden öğreneceğiz? Kur'an'ı doğru şekilde nübüvvet evinden, peygamber evinden öğreneceğiz. Yani peygamberden alanlardan öğreneceğiz. Çünkü Kur'an'ı kimsenin kendi isteği, anladığı doğrultuda yorumlama hakkı yoktur.
Çünkü peygamber bu noktada yasak getirmişti. Hakkınız yoktu Kur'an'ı algıladığınız şekilde anlatasınız. Kur'an'ın irade ettiği, istediği şekilde eğer biliyorsunuzsa Kur'an'ı açıklama hakkına sahipsiniz. Hazreti Zeynep anamız Medine olsun, Kufe olsun yıllarca Kur'an'ın öğretmenliğini yapmış. Kur'an ayetlerini tefsir etmiş, altını çiziyorum. Sadece Arapça metnini insanlara öğretmemiştir. İşte Fatiha suresini başlayalım, öğretelim de böyle olsun, böyle değil aslında. Kur'an bir kitaptır ki aziz dostlar, altını çiziyorum bir şeyin, bakın. Kur'an bir kitaptır ki, meşhur şöyledir derler, İmam Ali aleyhisselam konuşuyordu. Fatiha suresinden konu açtı. İmam Ali buyurdu ki, ben İbn Abbas'a diyor bunu. Eğer bu Fatiha suresinin besmelesinin ba harfinden başlayıp ta son ayetine ki 7 ayeti kerimedir ve levvallin diye biten ayeti kerimesine başlayan bunun tefsirini yapan, yani bu Kur'an ne diyor, bu 7 ayet ne diyor, biz mümkündü kendimize göre diyoruz Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin bütün övgüler, alemlerin Rabbi Allah içindir. Biz bu kadar bir tercüme ile yetiniyoruz, algımız bu noktada. İmam Ali buyuruyor ki İbn Abbas, eğer ben bu Fatiha suresinin tercümesini yapsan, gerekiyor ki sen günlerce oturasan bunu yazıya dökesen. Günler diyor. O yazıdan oluşan kitapları taşıman için 70 genç, güçlü deve lazımdı ki o kitaplar yükünü taşısın. Sadece 7 ayetten oluşan Fatiha suresinin tefsiri. Bu bağlamda şunu demek istiyorum. Kur'an bir kitaptır ki derinlik içerisinde derinlik içermektedir. Hani İmam Ali'nin sözüydü. İmam Ali buyuruyor ki Kur'an'ın bir zahiri var, bir batını vardır. Batının da batını vardır. Hey böyle gidiyor, derinlik içerisinde derinlik. Hazreti Zeynep-i Kübra Kufe'de, Medine'de yıllarca Kur'an'ın tefsirini yapmış, izahını yapmış, açılımını yapmış, bizim deyimimizle şerhini yapmış, yorumunu yapmış. Ama üzücü olan nedir? Hazreti Zeynep'in tefsirinden bugün elimizde bir şey yoktur. Ne kadar üzücü bir şey Hazreti Zeynep. Bir, Kur'an müfessiriydi. İki, İslam fıkhının ustadıdır. İslam ahkamının, bir başka deyimle İslam hukukunu da İslam fıkhıyla birlikte İslam kadınlarına öğreten büyük bir İslam öğretmeni ve İslam ustadıdır Hazreti Zeynep-i Kübra. İster Kufe'de olsun, ister Medine'de olsun, diğer yerlerde olsun Hazreti Zeynep bu yapıda. Üç, bunun da altını çizelim, Hazreti Zeynep bir ahlak öğretmeniydi. Yani bütün kadınlara, yani insanlık aslı ahlaktı. Hani Hazreti Peygamberimizin de hepimizin dilinde olup da ne yazık amelde sıkıntı yaşadığımız şey ki buyuruyor, bu istulli utemmime mekârimel ahlak, Allah beni göndermiş güzel ahlakı tamamlamak için. Güzel ahlak doğru konuşmaktı. Güzel ahlak İnsanlarla paylaşmaktı. Güzel ahlak dürüstlüktü. Güzel ahlak tevazuydu. Güzel ahlak insanlara karşı sevgiydi. Güzel ahlak mutluluktu. İnsanları sevindirmekti. İnsanları kurtarmaktı. İnsanlara hayat vermekti. Güzel ahlak adalettir. Güzel ahlakı, yani biz güzel ahlak dediğimiz zaman sadece bir kez birine karşı bir tebessüm etmek değil. Güzel ahlak Kur'an'ın vasıfları yaşamaktı. Güzel ahlak. Yani bu, Ehl-i Beyt neden bu kadar üstündür, önemlidir, örnek almamız bizim için ölçüdür? Çünkü Ehl-i Beyt güzel ahlakın ölçüsüdür. Güzel ahlak her yönüyle. Hazreti Zeynep-i Kübra selamullahi aleyha'nın yaptığı şeylerden biri İslam toplumuna gerçek anlamda İslam adabını ve ahlakını öğretti. Hayayı öğretti, iffeti öğretti, konuşma şeklini öğretti, insanlarla hitap şeklini öğretti.
Bir şey arz edin burada. Hı hı. Bakın bu Zeynep, bu Zeynep iki bir yerde onun dili Resulullah'ın dili olmuştu. Onun lisanı Kur'an'ın lisanı olmuştu. Babası Ali'nin, anası Fatıma'nın lisanı olmuştu. Bu Zeynep korkunun dili değil, Kur'an'ın dilidir. Diğer insanları şefkatle, sevgiyle, onları ümitle kucakladığı zaman, Yezid'in meclisinde konuştuğu zaman bu Zeynep'in ahlakına bakın. İnsani ahlak budur. Yezid ki soruyor ki bu hanım kimdir? Orada Hazreti Zeynep şöyle bir cümle kullanıyor. Ve le estesxorenneke. Yezid sen çok küçüksün bundan ki ben seni muhatap almış olayım. Bunu sıradan bir yerde demiyor. Zulüm tahtının içinde o çağın en gaddar katil olan Yezid'in karşısında zerre kadar korkmadan bütün cesaretiyle Hazreti Zeynep selamullahi aleyh bu cümleyle mesela Yezid'i bütün gözlerden düşürdü. Hatta Yezid'in kendi içinde Yezid'i kırdı döktü. Yani ahlak derken ahlak sadece bir insanın yumuşak konuşması değil. Ahlak o insani duruştu. Yeri geldiği zaman tebessümdü. Yeri geldiği zaman o ciddiyet, o azimdir, o mücadeledir. Hazreti Zeynep evet İslam'a ne hizmetler etmişti? Hazreti Zeynep İslam toplumunun uyanmasında o bilgiye, o Muhammedi bilgiye, o Kur'an'ı bilgiye sahip olan karakterdir. O babasının, annesinin varisi olarak ve onların yanında yüce İslam dinini İslam toplumuna aktarmakta büyük bir rol oynamıştı ve birçok insanı bu noktada eğitmişti ve yetiştirmişti ve yüce İslam'ın yayılmasında, doğru tanınmasında Hazreti Zeynep bir örnek olmuştu bizim için. Ağzınıza sağlık hocam. Yine kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar değer canlarla sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Evet değerli canlar tekrar birlikteyiz. Konumuz Hazreti Zeynep selamullah aleyha. Az önce Hasan hocam da ifade ettiler. Hazreti Zeynep selamullah aleyha'nın konuşma şekli, hitap şekli aynen Hazreti İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra, Fatıma-i Zehra selamullah aleyha. Hazreti Zeynep'in hayatında iki tane hutbenin çok özel bir yeri vardır değerli canlar. Bu iki hutbenin ikisi de Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da Aşura faciasından sonraki hutbeleridir. Birinci hutbesi az önce Hasan Hocam'ın ifade ettiği Kufe pazarında Ubeydullah bin Ziyad'ın huzuruna esir ünvanı ile götürüldükleri vakit Kufe halkına hitaben yapmış olduğu konuşmaydı. Öylesine hitaplar, öylesine itaplar, öylesine vurgular söz konusu ki az önce Hasan Hocam'ın da dediği gibi konuşan sanki İmam Ali'ymiş gibi bir intiba uyandırmıştı. Hem hitap şekliyle, hem söylemiyle, hem ses tonuyla, hem mimikleriyle. Sanki Kufe mescidinde İmam Ali konuşuyor gibi hissediyorduk diye naklediyorlar. Bu birinci hutbesi çok önemli. İkinci hutbesi ise yine Hasan Hocam'ın işaret etmiş olduğu Emevi otoritesinin, Emevi saltanatının paytahtı Gürç ve Erkin zulmün daha doğrusu bina ve tesis edilmiş olduğu Emevi sarayında, Emevi camiinde Hazreti Zeynep selamullah aleyha'nın Yezid mel'ununa karşı yapmış olduğu konuşma, okumuş olduğu hutbe. Bu hutbeyi dinleyenler birinci hutbeyi Hazreti İmam Ali aleyhisselam'a benzetirken bu hutbeyi dinleyenler
sanki Hazreti Fatıma Şam'a Emevi camiine, Emevi sarayına gelmişti de Yezid'e öylesine sert söylemlerle, sert ifadelerle yükleniyordu. Sanki Hazreti Fatıma'nın Fedek hutbesinin bir değişik versiyonu, bir değişik şekliydi. Yani birinci hutbeyi babası İmam Ali Aleyhisselam'ın konuşmasına benzetirken, ikinci hutbesini, ikinci konuşmasını da annesi Hazreti Fatıma anamızın hutbesine, Fedek hutbesine benzetirlerdi. Zira Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha bir anlamda Hazreti İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın özeti şeklindeydi hayatı boyunca. Evet Hasan Hocam, kaldığımız yere tekrar geri dönelim. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın İslam'a yapmış olduğu hizmetlerden bahsediyorduk. Kısaca üç tane önemli hadiseden bahsettiniz ki bunların en önemlisi Kufe'de Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'dan alınan müsaade ve izinle Kur'an tefsiri dersleridir Hazreti Zeynep'in. Buyurun hocam, söz yine tekrar sizde. Arz ettik Musa Hocam, ikinci dersi ahkam fıkıhtır ve bunun içinde İslam hukuku da vardır. Ve üçüncü bunun meşhur dersleri ahlak dersleridir ki her zaman olması gereken şeylerdir. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha öyle bir karakterdir, öyle bir kişiliktir ki gerçekten Hazreti Zeynep'in azametini ve yüceliğini İmam Hüseyin Selamullah Aleyh ancak derk etmiştir, fark etmiştir, bilmektedir. Bu nedenle kendi omuzlarındaki olan o din misyonunun hedefe ulaşma vazifesini kendisinden sonra Hazreti Zeynep'e bırakmıştı. Burada istiyorum şunu arz edeyim. Yani evet Hazreti Zeynep İslam'ı çok güzel bilen, Kur'an'ı ahlakla tamamen muhallak olan, Kur'an'ı ahlaka bürünen, Kur'an'ı yaşayan, aynı zamanda Kur'an'ı yaşatan bir kimlikti Hazreti Zeynep. Öyle bir marifet sahibidir ki, biz şöyle arz edeyim, Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle bir cümle buyurar. Kıyamet gününde bir grup hesapsız olarak cennete gidecektir. Yani Kur'an net diyor bunu. Enbiya, ilahi elçiler, yani herkesin hesabı var mı? Herkesin hesabı vardır. Allah buyuruyor ki, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجَرَهُمْ بَغَيْرِ hesab. Sabır unvanını kendine kimlik edenler hesapsız olarak cennete gidecekler, ödüllerini alacaklar. Hani Hazreti Eyyub'un sabrından bahsederler. Hani Enbiya'nın sabırlarından bahsederler. Hazreti Zeynep Allah'a olan marifeti, Allah'a olan teslimiyeti onu hadise, musibet, belalar karşısında öyle bir hale getirmişti ki o gerçekten bir sabır abidesi olmuştur. Bir sabır abidesi olmuştur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu arz etmek istiyorum burada. Sabır, sabrı biz mana ettiğimiz zaman derler ki sabrın üç anlamı vardır. Sabır susmak değil. Sabır özünde insanın hakkı ihya etmesidir, hakkı diriltmesidir. Sabır bir itaat noktasında insanın azimli iradeli olması. Orada hareketli olmaz. Allah diyor kulum bu işleri yerine getir. Burada iki günah konusunda günahlara karşı sabırlı olmak. Yani insanın kendisini kontrol etmesi. Üç hadise, musibet, sorunlar karşısında insanın sabırlı olması. Hazreti Zeynep'i bu üç alanın üçünde de görmekteyiz.
Hazreti Zeynep itaat noktasında doğrudan evliya ile, enbiya ile, Hazreti Meryemlerle, asiyelerle omuz omuza gidiyor desem ne tenha yanlış değil, belki bir noktada diyorum ki doğrudur. Hazreti Asiye sıradan bir insan değil. Çünkü Hazreti Asiye dünya nimetleri içerisinde yüzüyordu. Yokuydu dünya olarak. Dünyanın tacını attı. Saraya hayır dedi. Saltanata hayır dedi. Ben sultan olmak istemiyorum dedi. Ben prenses olmak istemiyorum. Ben insanlara emreden olmak istemiyorum. Hazreti Asiye'nin hayatında geçer ki Firavun Asiye'den korktu. Öyle ki Asiye'nin annesini getirdi ki kızını uyar, ikaz et. Neden korkuyordu? Asiye'nin Firavun'un ilahlık iddiasına dik duruşu özünde Firavun'un gözden düşmesine ve onun ilahlığının çökmesine sebep olacaktı. Bundan korkuyordu. Onun için annesini getirdi. Kızım dedi, baksana sarayda yaşıyorsun. Varlık içindesin. İnsan vara variyete dünyaya sırt çevirir mi? Hani bugünün dünyası da aynıdır. Birçok insan insanları katlediyor. Yeter ki dünya nimetine ulaşsın. Bir kısım insanın hakkını çiğniyor, eziyor. Bir kısım insanlara ağlar bırakıyor. Bir kısım insanları öksüz bırakıyor. Ne için bu işler yapılıyor? Sadece dünyada biraz daha fazla yemek için, biraz daha fazla rahat yaşamak için. Başka bir şey anlamı vardı. Var mı? Hayır. Ama Hazreti Asiye bunların tümüne hayır diyor. Ve en sonunda bunu çarmıha çekiyorlar. Öldürüyorlar. Normal bir öldürüş değil. Diyorlar dört taraftan, ayaklarından ve kollarından ipler bağlıyorlar, çekip tamamen parça parça ediyorlar Hazreti Asiye'yi. Ama bunun yanında Hazreti Asiye zulmün karşısında dik duruşunu ortaya koymuştu ve dönüp hey diyor ki Allahu ehad, Allahu ehad, Allahu ehad, Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Şuraya gelmek istiyorum. Hazreti Asiye sıradan bir hareket etmemiştir. Çağın Firavun'una karşı durmuştur. Ve Firavun'u yapıyı bu hareketiyle doğrudan dize getirmişti. Ama Hazreti Zeynep ne etti? Hazreti Zeynep sabrıyla o içinde bulunduğu, çünkü Hazreti Zeynep'in yaşadığı olayları ne Asiye yaşamış, ne Hazreti Meryem yaşamış, ne Hazreti Hatice anamız yaşamış, ne Hazreti Zehra anamız yaşamış. Hazreti Zehra az musibet görmemiş. Ama Hazreti Zeynep'in gördüğünü kimse görmemiş. Böyle bir şey yoktu. Yani bir hanımı ki, o hanımın 18 dünyada, bunu Ehl-i Beyt diyor, 18 Haşim soyundan İnsanlar temizler faziletlileri ki dünyada onların benzeri yoktur diyor. Onların benzeri yoktur. Hüseyin'in benzeri yoktur. Celal Abbas'ın benzeri yoktur. Ali Ekber'in, bu bizim sözümüz değil ha. Bunu Muaviye bile demiş, en katı düşmanı bile demiş. Ali Ekber diyor peygambere herkesten çok benziyordu. Simasıyla, konuşmasıyla, ahlakıyla. Bakın. Hazreti Kasım'ın bu dünyada benzeri yoktu. Ali Asker'in bu dünyada 18 evladı veren ve bununla birlikte şöyle geçer. Sayıda az ve çok vardır. 84 hanım diyorlar onun kontrolü altındaydı Hazreti Zeynep'in esirler kafilesi. Bazısı sayı daha aşağıda tutmaktadır. Sayıda fazla işim yoktu. Ama bunun yanında sadece musibetleri görmüş, işte esir olmuş, zincire vurulmuş, şehir be şehir dolaşır, bu değil. Bu kadar musibetin karşısında oradaki dökülen kanın hesabını soracak, sadece hesap sormakla kalmayacak, o dökülen kanın amacını, hedefini anlatacak ve böylece hiçbir zaman bu anlamda çökmeyecek, kırılmayacak,
kendisini kaybetmeyecek erdemli bir duruş, izzetli bir duruşla Hüseyini yolu, Hüseyini davayı ve Hüseyini karakteri savunmuş olacaktı. Bu neyin göstergesiydi? Bu sadece Hazreti Zeynep'in Allah'a olan marifetinin, onun ibadette, kullukta vardığı derecenin göstergesiydi. Yani bir hanım düşünün, bir hanım düşünün. Az önce siz de ona işaret ettiniz. Bunlar tesadüf değil. Peygamber o gün Hazreti Zeynep'in adını Zeynep diyen de tesadüfen dememiş. Hüseyin'in kucağında gözünü açması tesadüf değil. Hep mesaj olmuştu tarih boyu. Kerbela Adem'den, Adem değil. Kerbela ilk kalem var edildiği günden, ilk yazıldığı andan beşerin gündeminde olan hakla batilin, cennetle cehennemin, aydınlıkla karanlığın meydanı olarak tasvir edilmişti ve tavsif edilmişti Kerbela. Hazreti Zeynep böyle bir noktada, Hazreti Zeynep'i şunu görüyoruz. İmam Hüseyin şehit olmuş, ellerini getiriyor. Yani Kerbela çölünde ben ağıt noktasında değilim. İstiyorum Zeynep'i karakteri anlama noktasındaki Zeynep'i Zeynep yapan o karakterin özünü algılamış olalım, anlamış olalım. İmam Hüseyin selamullahi aleyhin mübarek başını bedenden ayırmıştılar. Bu bedende sağlam bir yer kalmamıştı. Hazreti Zeynep dostlar bakın öyle ki İmam Hüseyin'i tanıdı, ellerini getirdi İmam Hüseyin'in mübarek naaşının altına, az bir miktar onu havaya kaldırdı. Sonra ellerini kaldırdı, arz etti ki Allahümme tekabbella hazel galil min Muhammedin ve Ali Muhammed. Allah'ım bu az kurbanı Muhammed ve Ali Muhammed'den kabul et. Bu ne demektir? Bakın bu ne demektir? Allah aşkına biraz düşünelim. İmam Hüseyin kimdir? Hüseyin peygamber buyuruyor ki arşa gittiğim zaman Hüseyin'in adı arşı süslemişti. Hüseyin bütün cennete gidenlerin efendisiydi Hüseyin. Mahşerde herkes gözünü Hazreti Hüseyin'e dikecekti. Bir Hüseyin'i ki Allah ona ayrı bir makam, ayrı bir unvan vermişti. Onun ayrı bir yeri var. O bir addır ki 124 bin peygamber o ada hayran olmuştu. O ada doğrudan aşık olmuştu. Hazreti Zeynep böyle bir adın kardeşiydi. Böyle bir adı Allah yolunda kurban vermiş. Hazreti Zeynep böyle bir noktada bakın ellerini kaldırıyor ve dönüp diyor ki Allahümme tekabbel hazel kurbanel galil min Muhammedin ve Ali Muhammed. Allah bu az kurbanı Muhammed ve Ali Muhammed'den kabul et. İnsan ne zaman böyle bir cümleyi söyleyebilir? O zaman ki doğrudan Allah'ta fani ola. O zaman ki doğrudan Abdullah ola. Emetullah ola. Allah'ın kulu ola. Her şeyi Allah'ta göre. Her şeyi Allah'ta isteye. Hazreti Zeynep anamızdan biz bunu görüyoruz. Aziz dostlar, değerli dinleyenler, izleyenler. Yani bilmiyorum dünyamıza dönüp bakalım. İnsanlara dönüp bakın. Sadece sanki himmetler, hatta neredeyse ibadetlerimiz bile Allah'la bir ticaret yapmak içindi. Rabbim namaz kıldık ha. Bizim işimizi rast getir ve biz sana kulluk. Gerek bize yapasın. Çünkü biz sadece sanki biz kulluğumuzu bile maddi düşünceler esası üzerine kurmaya çalışıyoruz. Böyle olduğundan insan bir yere varamıyor. İmam Zeynül Abidin buyuruyor ki Aşura'nın akşamı yani 11 Muharrem'in gecesi bunun altını çiziyorum. 11 Muharrem'in gecesi İmam Hüseyin ve yaranı şehit olmuş. Hazreti Zeynep ve hanımları esarettedir. Kerbela'dadılar, daha ayrılmamışlar. O gece halam Zeynep-i Kübra'nın o gecesinin Allah'la münacat ve ibadet noktasında diğer normal gecelerinden hiçbir farkı olmadı.
O gece bile halam Zeynep gece namazından vazgeçmedi. O gece bile hey durmadan ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Ekremel Ekremin, ya Erhamer Rahimin. Hey Allah'ı o güzel isimleriyle çağırdı. O yüce vasıflarıyla çağırdı. Biz Ehl-i Beyt'ten neyi öğrenmek istiyoruz? Biz Ehl-i Beyt'ten Allah'ı öğrenmek istiyoruz. Allah'a kul olmayı öğrenmek istiyoruz. Zeynebi olmak budur. Zeynebi, evet çocuklarımız Hazreti Zeynep'in adını koysun, koyalım. Yani ve Zeynep'in adını taşıyanlara da ayrı bir önem verelim. Çünkü Hazreti Zeynep'in, yani nenemin adı, halamın adı, bizim teyzemizin de adı Zeynep idi. Yok, ben Ali'nin kızı Zeynep'in adını diyorum. Ben Zehra'nın kızı Zeynep'in adını. Ve bu adı koyarken de yüce Rabbimizden isteyelim. Allah'ım evladımızın Zeynep karakterinde bir Zeynep olmasını istiyorum. Bir hanım olmasını istiyorum. Zeynep'in ibadetini yaşayan, Zeynep'in ibadetine benzer bir yapı içerisinde olan birisini olmasını istiyorum. Bu budur ki bizler yani şunu noktalamak istiyorum Musa Hocam. Hazreti Zeynep meşhur sözdür hey durmadan ama sözümüzün akışı bizi bu noktaya getirdi. Hazreti Zeynep yani öyle ki İbni Ziyad'ın meclisinde olsun veya Mel'un Yezid'in meclisinde olsun Allah her ikisine bunların babalarına, yandaşlarına, soydaşlarına Allah lanet eylesin. Amin. Hazreti Zeynep'i küçümseyerek İbni Ziyad diyor ya gördün mü Allah kardeşinin yalanını nasıl ortaya çıkarttı? Allah'ın size ne yaptığını gördün mü? Hazreti Zeynep orada yine o şahametiyle, o onurlu ve şerefli duruşuyla buyuruyor ki o ilahi marifetiyle diyor ki ve ma ra'aytu illa cemila. Ben bu Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Allah yolunda can vermek, şehit olmak bir insan için hayatının sonunda belki en güzel Allah'tan ona hediyedir ki o da benim kardeşime nasip olmuştu. O da ki diyorsunuz alçaktı, yalancı insanlar alçaktı. Yalan biz Ehl-i Beyt'in evinde yoktur. Allah yalancılara lanet etsin. Ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyh yaşamında özetlesek sözü şuraya getiriyoruz. Evet, İslam dini tahrif olmaya yüz tutmuştu. Emeviler peygamberden sonra peygamberin sözleriyle oynadılar. Kur'an'ın ayetleriyle de oynayacaktılar. Belki zaman dolmuş giremiyorum. Evet hocam bitirmek evet, durumundayım. Tarihte var ki diyor Muaviye Kur'an-ı Kerim'de vellezine yeknizune zehebe vel fizze ayetindeki vavı kaldırmaya çalıştı. Yani ayetlerde de istiyordu ki oynaya. Ama Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt ailesine bağlı olanlar o Allah'ın iradesi ki diyor ben izin vermeyeceğim bu Kur'an'ın, bu dinin bozulmasına. Orijinali kıyamete kadar hakkı arayanlar için ortada olacaktır. Bunu koruyan Ehl-i Beyt ailesi olmuştur. Ve Hazreti Zeynep bu Ehl-i Beyt ailesinin içerisinde doğrudan o baş rolde oynayan üstün şahsiyet sahibi olan bir hanım efendidi. Yani peygamberin dinini korumakta, İslam'ı tahriften kurtarma noktasında İmam Hüseyin'le omuz omuza bu noktada Hazreti Zeynep meydanda olmuş ve İmam Hüseyin kan vermiş, Hazreti Zeynep de dökülen bu kanları ihya etmiş, hedefine ulaştırmış. Bugün doğru din diyorsak, Zeynep'in dilinden diyoruz. Eğer öz Muhammed'i diyorsak Zeynep'in dilinden diyoruz. Eğer Kur'an gelmeseydi bu Kur'an'ın sözüydü. Bugün hiç Tevrat'tan İncil'den eser yok uydu. İncil ve Tevrat'ın o tahrif halini bile yine Kur'an korumaktadı. Yine Kur'an korumaktadı. Eğer Ehl-i Beyt hanedanı olmasaydı o farklı düşüncede olan Ehl-i Beyt'i fazla önemsemeyen insanlar bilmelidirler ki
onların da o düşüncesi olmayacaktı. Eğer bu dinde azdan çoktan bir şeyler varsa, yani dini bugün eğer nasıl diyorsa, IŞİD'ler diyorsa, yani din biz, herkes buna baksın, IŞİD anlayışında olanlar nasıl diyor ki din yani biz, tarihe de dönüp baktığımız zaman Ehl-i Beyt'in hareketi olmasaydı biz o günden Muaviyelerden, Yezidlerden, Emevilerden, Abbasilerden ta bugünümüzün Selefilerine, IŞİD'larına kadar bu yapıyı doğru teşhis edemeyecektik, algılamayacaktık ve böylece hak din bozulmuş olacaktı. Onun için Müslüman toplumu olarak ve bütün beşer olarak topyekün Ehl-i Beyt'e minnettarık ve Yüce Allah'tan razı ve niyaz ediyoruz ki Allah'ım bu dünyada onların marifetiyle, muhabbetiyle, onların çizgisinde seni tanıyıp senin yolunda yaşayanlardan ve mahşer gününde onların şefaatiyle onların sofrasında oturanlardan bizleri karar kıl. Amin inşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli canlar, inanç dünyamızı bu haftalık burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle esen kalın, mutlu kalın ve hepsinden önemlisi Ehl-i Beyt'le kalın efendim. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar.